buradaki ziyaretimizin amacı neydi? Ne yaptık? Bunu bize kısaca anlatabilir misiniz? Şimdi 5 antik kenti olan dünyanın en eski 20 medeniyetinden oluşan bir şehiriz. Gazi şehri. Şehri ayın tabi cihan, dünyanın göz bebeği. Evliya Çelebi bütün dünyayı dolaşıyor buraya. Şehri ayın tabi cihan diyor. Bu şehri anlatmaya ne kalem ne kelam yeter diyor. Dolayısıyla bizim her bir bölgemiz başka bir hazine. Şimdi 3,5 yıl önce geldiğimiz zaman önce bu Roma dönemi, Hitit dönemi, Osmanlı, Selçuklu bunlarla ilgili kısımda çok ciddi bir çalışma başlattık. Ve en önemli kısımlarımızdan bir tanesi de burası. Niye burası? Burası şu anda Göbekli Tepe'den daha eski Hitit medeniyetinin en güçlü döneminin yaşadığı ve bütün dünyanın ilk hem açık hava müzesi hem atölyesi. Bu kadar güçlü ve o zaman diliminde bu kadar büyük sanat eserlerini çıkaran bir bölgede yaşıyoruz. Yani bizim ciddi bir göz bebeğimiz ve bizim açımızdan uluslararası boyutta bu bölgeyi, Anadolu'nun hazinesini geleceğe taşıyacak en büyük merkezdeyiz. Ne yapıyoruz? Niye buradayız? Şimdi sağ olsun Ahsın Başkan'ın zamanında geçici listeye alınmıştı Yesemek ve Zeugma. Ama bunu kalıcı listeye derhal almamız gerekiyor. Bu alalım demeyle olmuyor. Çok ciddi altyapı çalışması gerekiyor. Bununla ilgili biz bugün bütün hocalarımızla Hitit çalışan, Hitit medeniyetiyle ilgili altyapısı olan bütün hocalarımızı buraya davet ettik. 2 gün sempozyumumuz var. Bugün sempozyumun ilk kısmında saha çalışmasında gelinen nokta nedir? Mesela burada yürüyüş bantları nerede yapılacak? Yukarıdan aşağı inme taş ocaklarını nasıl kullanacağız? Bir takım ciddi öneriler var. Daha ben bir 15 dakika dinledim. Çok ilham veren, heyecan yaratan öneriler geliyor. Bu işe kafa yoran, bu işi iyi çalışmış hocalarımız da 2 günlük sempozyumun sonunda bir yol haritası çıkacak. Bu yol haritası bize geçici listeden nasıl kalıcı listeye dönüşeceğiz ve bunu iyi bir mutfak çalışması raporlamasıyla bu işi iyi anlatarak, altyapısını kuvvetli tutarak bir lobi çalışmasına döndürmemiz gerekiyor. Bir UNESCO tecrübemiz var. Gastronomi, yaratıcı şehirler ağına girerken de bu evreleri geçirdik. Ekibin büyük bir tecrübesi var. Ekip hangi alanda, kiminle nasıl çalışacağını biliyor. Bu büyük bir avantaj. Ama bu avantajı iyi bir takiple sonuca götürmemiz lazım. Bugün benim burada olmamın nedeni hocalarımızla birlikte bu çıkan çıktıları, sempozyum çıktılarını elimize alacağız, yol haritası. İsahiye Belediye'miz ne yapacak, Büyükşehir ne yapacak, hangi bakanlık ne yapacak, hangi hocayla ne yapacağız? Bunu lobi kısmını, bakanlıklar kısmını, UNESCO boyutunu, kiminle nasıl çalışacağız? Bunun altyapısı oluştuktan sonra bununla ilgili kısmını tamamlamak istiyoruz. 2018'de Kültür Bakanlığımızla, geçen hafta Dışişleri Bakanımız da buradaydı, o da her türlü desteği vereceğini söyledi. Ülke önerisi olarak Yesemek kalıcı listeye alınsın şeklinde bir altyapıyı oluşturuyoruz. Kültür Bakanı Müsteşarımızı buraları ziyaret ettik. Yerinde görünce çok etkileniyor. Etkileniliyor ve gerekli Ankara desteğini çok hızlı alıyoruz. Çünkü çok kuvvetli bir altyapı var. Bize düşen şey hak ettiği eserin güzelliğini ve hak ettiği kıymeti tanıtmak ve dünya tarihi açısından, dünya arkeolojisi açısından, dünyanın kültür mirası açısından bu büyük hazineyi bütün uluslararası alana taşımak ve buranın cazibe merkezinin olmasını sağlamak. Bu olunca ne olacak? Herkes bu işe kafa yoran, herkes bu işe kıymet veren kültür ve turizm alanında kültürel mirasının yükselen değer olduğu günümüzde herkes buraya gelmeye çalışacak. Bu güzellikleri görmeye çalışacak. Ama o gelişi sağlayabilmemiz için de bize düşen ödev ve sorumluluklar var. Biz bugün bunun için buradayız. Peki, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim.